Herkese merhaba, ben Sertaç Yay. Ben Sinem Yay. Sinem Yay. Aslında Ertaş. Ama YouTube'da Yay. Ortalık karışmasın diye değil mi? Şimdi bizim bu yol sohbetlerimiz çok tuttuğu için yine ormanda yürüyüşümüzü yaparken, hazır atlası da arkadaşlarımıza vermişken bir sohbet edelim istedim. Bugünkü konu biraz rastgele bir konu ama günümüzün konusu. Şu an evimizin derdi. Biraz size aslında dertleşmek istiyoruz. Değil mi? Aslında konumuz böyle bir konu bugün. Evet, yani ne çek, yani video çekmek istedik bugün ama ne çekeceğimizi bilemedik. Şu an oluştu böyle. Çünkü son zamanlarda evin gerçekten gündemi bu. Yani çok zorlanıyoruz. Bu nedenle bu yaşadığımız zorluğu da sizlerle paylaşmak istedik. Evet, hem pandemiden ötürü hem de Almanya'da yaşamış olmamızdan ötürü ikimiz baş başa Atlas'a bakıyoruz ve Atlas'a bakarken biz sadece anne baba değiliz. Ben evde çalışan, home office çalışan bir product manager'ım. O da şu anda iş arayan birisi ve günümüzün bir kısmını belli bir şekilde profesyonel hayata ayırmamız gerekiyor. Hem de Atlas'a bakarken. Ve ben 9-6 ya da çoğu zaman 8-7 çalışıyorken Sinem'e 8-7 çok doğru oldu. 8-7 değil mi? Bu benim kanayan yaram. Arada sırada Sinem'e vakit ayırmam gerekiyor ki Sinem de o mesai saatlerinde mülakata girebilsin, iş görüşmelerini yapabilsin. Ama onu söylemeyi unuttuk. Bu arada yani ben de iş arıyorum. Yaklaşık bir yıldır çalışmıyorum. Hamilelik süreci, Atlas'a bakma süreci. Zaten bunu ben de tercih ettim. Ama şu an biraz yavaş yavaş böyle kaşınmaya başladım. Yani ne demek kaşınmaya başlamak? İş çalışmak istiyorum. Sertaç'ın işlerine salça oluyorum. İşte şu story point'ini ben mi yazsam? Dur backlog'unu azıcık bakayım. Oo, dur konuları öyle bir yerden girdik ki hiç anlamayacak insanlar. Story neyse, point ne demek? Neyse, buraları toparlarız şimdi. Ben çok aşırı aktif olmamakla birlikte LinkedIn'de Sertaç'ın triklerinden birkaçını uygulayarak iş arıyorum, uygun olan pozisyonlar için açığım diye aslında LinkedIn profilimi değiştirdim. O günden beri günde 2 veya 3 tane headhunter yazıyor bana. Bu çok büyük bir mesai benim için. Her ya biri... güzel. Hı. Şimdi buraya da gelmek istiyorum aslında konu olarak. İnsanlar bana şunu çok soruyor. Abi Almanya'dan nasıl iş buluyoruz diyor. Ama bizim tecrübemiz gereği ya da herhalde bizim profesyonel hayattaki kariyerimizi ilerletmemizden kaynaklı iş bulmamız biz başka insanlara göre biraz daha kolay. O yüzden ben nasıl iş bulunur tavsiyesi verirken biraz zorlanıyorum. Yani her sektördeki her insan için tavsiye vermek çok zor. Ben kendi sektörümde, ödeme sistemleri, bankacılık, yazılım sektöründe nasıl iş bulunabileceğiyle ilgili tavsiye verebiliyorum. Çünkü bizim tecrübemiz bu yönde ve bizi genelde buluyorlar. Şimdi kendimizi övmek için söylüyormuş gibi olduk mu böyle? Yok yani. Olmadı, şey, bir realiteden bahsettim ya. Bu arada arayan her headhunter'da muhteşem pozisyonun için aramıyor, evet, yani. Evet, yani her şirkette herkesi süper de arıyor değil. Arıyor olabilirler. Evet. Ama bunların birkaç tanesi önce arıyor, seni tanıyor falan ve %60'ı, %70'i de tamam biz seni CV'ni İK'ya vereceğiz, hadi görüşmelerin başlıyor diyor. Yani bu süreçten sonra benim her bir görüşme için bir saatimi ayırmam gerekiyor. Evet. Yani mülakat ve iş arama süreci kesinlikle ayrı bir mesai. Neyse ki evden artık girebiliyoruz. Yani bir de beni şirkete çağırdıklarını düşünsene. Ben 3 saat yokum en az. Git gel, mülakata gir falan. En azından evden girdiğim için 1 saat diyorum. Evet. Ya bu benim için de kolay tabii. Ben de hemen yani öğle aramı ayarlayıp ya da bir kahve molamı ayarlayıp senin mülakatına girmeni ve sağlayabiliyorum, yardımcı olabiliyorum orada. Ama yani aramızda en çok konuşulan şey şu oluyor, evet, şu aralar. İşte hayatım, ben hemen WhatsApp'tan yazıyorum çünkü insanlar hemen dönüş bekliyorlar, programları ayarlayacaklar. Yarın kaçta uygunsun? Daha öğle aramı senin için ayırdığım saat 2, saat 5 bilmem ne. Sürekli böyle bir saat kovalamaca. Bunu yaptığım için sadece için mesaisi sarkıyor. Mesai sarktığı için ben Atlas'ta çok daha uzun süre ilgilenmek zorunda kalıyorum. Aslında şu an cinnet döneminde diyebilir miyiz ikimiz için de? Evet. Senin işlerin çok yoğunlaştı. Ya özellikle ehliyet sürecinde de mahvolduk. Yani hem akşamları ben sürüş dersleri alıyorum buradaki sürüş sınavına girmek için. Hem gündüz Sinem mülakatları giriyor. Ben derslerden sonra çalışmaya devam ediyorum. Çorba bir haftamız geçti. Yani kaotikti. Sinem tükendi bu arada. Yani o Atlas'a bakmak ve Atlas'la mücadele etmek, bir yandan evi toparlamak derken
İkimiz mahvolduk ama çoğunlukla sinem tükendi. Birkaç soru sormak istiyorum sana. Benim zorlandığım birkaç nokta var. Yani şu anki durumumuzu anlattık. Evet. Peki iş arayan bir anne olmak zorlukları, kolaylıkları nedir? Evde çalışan bir anne baba, bir baba olmanın zorlukları, kolaylıkları nedir? Biraz onlara değinelim istiyorum aslında ben. Olur. Mesela beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi şu. Sertaç'ın evde çalışması aslında göründüğü kadar iyi bir şey değil. Sertaç su içmeye veya tuvalete çıktığı anda odadan Atlas'la göz göze gelirlerse bitiyor olay. Yani o göz göze gelme durumundan sonra Atlas Sertaç'la oynamak istiyor. Krizler geçiriyor, ağlıyor ve ben Atlas'ı çok uzun bir süre oyalamak için çok çabalıyorum. Yani mesela benim çok zorlandığım şeyler mesela aslında o kadar da güzel bir şey değil home office bir baba olmak. Ya benim açımdan tabii iş çok daha güzel. Çünkü ben çocuğumla vakit geçirebiliyorum. Ama çocuğum benim evde çalıştığımı anlamıyor. Onun öyle bir kabiliyeti yok, algısı yok. O tamamen şunu düşünüyor. Babam benimle ilgilenmiyor. Halbuki ben gidip çalışmama geri dönmem lazım. Ama işte atıyorum tuvalete giderken, kahvemi alırken, suyumu alırken Atlas'a da bir öpücük kondurabiliyorum. Abi onun için tabii kısa süreli bir ilgilenme oluyor ve Atlas da devamını istiyor. Orada da zorlanıyoruz. Yani hem avantajları var hem dezavantajları var. Avantajlarından bir tanesi ben yolda vaktimi geçirmiyorum. Mesaim bitince hemen sizinle ilgilenebiliyorum. Yani hiç yol vakti diye bir şey yok. Yani hayatımın işe ayırdığım kısmı tamamen mesai saati oluyor. Yataktan kalkıyor. Evet. Biraz üstünü değiştiriyor Sertaç. Ondan sonra masaya oturuyor ve sonra masadan kalkıyor ve yemek yiyoruz. Yani evet, bu anlamda avantajlı. Ama mesela bunun da şöyle bir dezavantajını yaşıyorum ben. Sana avantajlı geliyor olabilir. Böyle olduğu için sen şu kelimeyi kullanarak çok mesaiye kalıyorsun. Ya ben şu an aslında yolda olacaktım. Bırak onu da çalışarak geçireyim. Evet. Haftada neredeyse 4 günü ben bu cümleyi duyuyorum. Yanlış mı? Ya doğru. Of, çok şikayetçiyim. Evet. Ben biraz işkoliyim sanırım. Yani ben farkında değilim bu kadar şikayetçi olduğumu. Hırslarımın kurbanı oldum ben son 6 aydır. Çalıştığım projeyi başarılı bir şekilde teslim etmek için biraz fazla dedike çalıştım. Gerektiği kadar mesai yapmak istedim. Güzel bir ürün, mükemmel bir ürün çıkarmaya çalışıyorum ortada. Sanırım bundan kaynaklı da tabii sinemi de çok yordum. Ona ihtiyacım çok oldu bu süreçte. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani biz İstanbul'daki büyük evimizde yaşamıyoruz. Küçücük 2+1 evde yaşıyoruz. Evet. Sen bir odayı işgal ediyorsun. O odada Atlas'ın odası. Ben şeyde de zorlanıyorum. Yani bazen mesela Atlas bulunduğu ortamdan sıkılıyor. Ve onu başka bir odaya geçirmek aslında yeni bir chapter başlatıyor Atlas'ın o anki hayatında. Ben bunu da yapamıyorum. Hani mesela sen bazen işte böyle bir yerlere gidiyorsun, bir şey oluyor falan evden çıktığında. Ben mesela Atlas'ı daha kolay oyaladığımı fark ediyorum. Aslında senin evde çalışan, bir küçük bir evde evde çalışan birinin olması çok avantajlı bir şey değil. Tabii bu döneme girdiğimizde kimsenin evi evden çalışmaya hazır değildi. Birden ben bir odayı tabii ki ofise dönüştürmek zorunda kaldım. Haliyle daha konforlu bir alanım olsun diye. Benim bazı arkadaşlarım paylaşımda evde yaşıyor. Onların işi daha zor. Haliyle ofise gitmesi gereken insanlar oldu mesela. Evde 3 tane çocuğu var. Çocukları anlamadığı için ofise gidenler var. Evde internet kötü olduğu için ofise gidenler var. Ben yine de şanslı durumdayım. En azından evde bir oda var diye düşünüyorum. Ama tabii bu da bayağı güzel bir odam var. Bir güzel bir odam var. Kocaman bir ofisim var çalışmak için. Ay çok şikayetçiymişim ben. Özür dilerim hayatım ya. Açıldı ağzım. İnterneti kullanamıyorum ya senin yüzünden. Açtığı programlar interneti o kadar sömürüyor ki ben sürekli telefon hattımın internetini, operatörümün internetini kullanmak zorundayım. Ve evde 1000 megabit hızla internet kullanıyoruz ona rağmen. Yok ya, asla ben kullanamıyorum. Bunlar tabii ki ufak tefek sorunlar. Aslında bunun haricinde çok çok güzel sayabileceğim şeyler var. Yani normalde tuvalete giremezken aşkım Atlas'ı alır mısın? 10 dakika tuvalete girip çıkacağım falan gibi şeyler de çok oluyor tabii ki. Evet, yani biz ikimiz baş başa yaşadığımız için bu pandemi döneminde anneannesiz, babaannesiz Atlas'a bakarken benim evde olmam tabii ki sinem için büyük bir nimet. Bir de işe gidiyor olsaydım, benim ofisim açık olsaydı ya da zorunlu olsaydı çok daha zorlanırdık diye düşünüyorum. Yani evde bir insan olması, kafayı yerdim herhalde Atlas'a tek başıma olsaydım.
Hani sen böyle toplantılar falan yapıyorsun, arada ses geliyor, hoşuma gidiyor benim yani. Evet, kalabalık toplantılar, kahkahalar, bazı çok tartışmalar. Enteresan bir şey söyleyeyim mi pozitif? Evet. Mesela Atlas'ın şu anki bulunduğu dönem dil yeteneklerinin çok açık olduğu bir dönem. Ve ne kadar çok dile maruz kalırsa aslında onun için o kadar kritik. Doğru. O nedenle sen İngilizce konuşurken bazen, özellikle ben senin kapını açıyorum şey yaparken toplantılarında, eğer çok off bir toplantı değilse, Atlas onu dinlemeyi seviyor. Yani mesela bu çok güzel bir artısı, çünkü ne kadar istesek de kendilerimizle İngilizce konuşalım, hadi İngilizce konuşma saatlerimiz olsun, o kadar strict konuşamıyorsun. Evet. Ama sen bir toplantıda kaptırıyorsun gidiyorsun, Atlas da bunu dinlemeyi çok seviyor. O yüzden bir avantaj olarak bunu söyleyebilirim. Şöyle bir şey de var. Akşam 5.30'da bizim genelde günü kapatma toplantımız oluyor. Benim aynı ekipte bulunduğum insanlarla bir ne yaptık ne ettik, nasılsınız sohbeti. Sohbet diyorum çünkü toplantı gibi değil. Tam bir böyle herkesin kahvesini alıp günü kapattığı, sonra da dağıldığı bir toplantı gibi. O toplantıların böyle %50'si falan Atlas katılıyor. Şu an Atlas da Junior Product Manager olarak ekibimin parçası. Herkes çok seviyor Atlas'ı. Onunla sohbet o da ediyorlar. İnsanları çok seviyor. Evet, o da insanlara falan yapıyor bilgisayara. Ekrana dokunup seviyor. O da hello falan demeye çalışıyor kendince. Falan yapıp selam veriyor insanlara. Yani o açıdan şanslı bir şirketteyim. Yani benim bu özel durumuma, çocuk oluşuna ailemizde ya da Türkiye'ye gidip gelmemize çok olumlu bakan, yeterince destekçi olan bir şirket. O yüzden şanslıyım bence. Bir pozitif bir şey daha ekleyeceğim. Sen normalde çok kötü beslenen bir insansın. Evet. Ben mesela senin beslenmeni kontrol ediyorum. İşte yumurta, her gün yumurta, peynirini yediriyorum. İşte meyve yediriyorum. Ne bileyim, çayını, kahveni çok taze, hani istediğin an ulaşabiliyorsun. Ya evet falan. Bu, bence bu da çok evde büyük çalışan bir baba için muhteşem bir avantaj. Evet. Diğer türlü olsaydı ben belki şirketten çocuklarla öğle yemeğine gidecektim ve kalitesiz, sağlıksız fast food yemekler iyi olacaktı. Yani bilen bilir, sen zaten çok kalitesiz beslenen bir insansın. Bence senin hayatında bu anlamda da bir artı oldu. Evet. Pandemi döneminde evde çalışmak. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Sen evden iş arayan bir anne olarak, daha doğrusu işe geri dönmek isteyen bir anne olarak nasıl zorlanıyorsun? Ya da seni nasıl buluyorlar? Sen şu anda LinkedIn'de iş arıyorum şeklinde CV'ni düzelttin. Hı-hı. Ama neden seni buluyorlar? Sen ne özelliklere sahipsin ki insanlar seni arıyorlar, headhunter'lar seni arıyor? Anne olarak yeniden işe dönmek isteyen bir beyaz yakalı olarak dertlerin ne? Onlardan bahsetsene. Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben mesela şey konusunda çok tedirgindim. Yani home office çalışan anneler neler yapıyor acaba? Ay, orada çocuğu ağlıyor, toplantıya odaklanabiliyor mu falan diye. Bu bir açma kapama tuşu var gerçekten insanın beyninin. Ben mülakata girdiğimde Atlas ne kadar kıyamet koparsa koparsın, ben onu ne kadar duysam da o an bitiyor yani. Ben orada yokmuşum gibi. Ben yoksam nasıl davranacaksa ona şu an bakan kişi, o şekilde davranmalı diyorum. Ve hani bunu bence çalışan anneler de yapabiliyordur. O anlamda Atlas'a bakarken, orada o ağlarken işte mülakata girmek zor mu diye bir soru soruyorsan, değil. Yani bunun bir açma kapama tuşu var ve bunu yaptığında gerçekten anladım, sıkıntı olmuyor. Zor olan kısmı benim için daha çok duygusal. Yani ben işe dönmek istiyorum ama hazır mıyım? Yani o mesela mülakattan çıktıktan sonra Atlas'a koşarak sarılıyorum ve bir saat sürmüş yani. Benim biraz o konularla ilgili endişelerim var. Ama yani herkes bir gün, yani çoğu insan işe dönüyor. Evet. Çocuğunu bırakıyor. Bu da bence kritik bir şey yani. O Atlas'ın da öğrenmesi gereken bir şey. Anneanne, şeyi soruyorsan, seni niye seçiyorlar, seni niye bu kadar headhunter arıyor diye soruyorsan, bence şunun avantajını yaşıyorum. Ben en son çalıştığım şirkette teknolojik ürün yaratmak için en son güncel proje üretim şeklinde çalışıyorduk. Agile metodoloji deniyor buna da. Ben bu metodolojide çalıştığım CV'mde belirttiğim için ödeme sistemi olsun olmasın fark etmeksizin bütün şirketler agile metodolojiyle ürün yönetmek, ürün çıkarmak, proje yönetmek istedikleri için gerçekten buna tav oluyorlar ve arıyorlar. Hani evet. Bu nedenle çok popüler olduğunu düşünüyorum. Ben aslında şey zannederdim. Burada daha fazla insanlar agile çalışıyordur. Biz Avrupa'da işte insanlar neler yapıyor, Türkiye olarak geride kalıyoruz falan hissiyatım olurdu hep. Bilmiyorum, Almanya için bu çok geçerli değil sanırım. Almanya biraz daha eski teknolojilerle,
eski tip yöntemlerle proje yönetmeye biraz takılı kalmış olabilir. Bu benim sadece öngörüm. Bununla ilgili herhangi bir veriye falan da bakmadım ama o nedenle bu kadar yetişen insan da olmadığı için biz onlar için kıymetli oluyoruz. Aa, bu işleri yapmış falan, bu şekilde proje yönetmiş, hemen atlayalım falan oluyor bence. Ya senin geçmişin kimya ve üzerine malzeme mühendisliği yüksek lisansın var. Benimkinde de matematik ve ekonomi var. Bunların ikisinde de temelde bilim yatıyor. Bilimden kastım da şu demek. Önce bir hipotez inşa ediyorsun. O hipotezi bir grup testle valide etmeye çalışıyorsun. Sonra da bu validasyonu tamamladıktan sonra ürününü teslim ediyorsun. Canlıya çıkartıyorsun ve diyorsun ki demek ki benim hipotezim yanlış ya da doğru. Ona göre bazı kararlar alıyorsun. Şimdi bu zaten bilimsel bir yaklaşım herhangi bir probleme. Ve product management da bunun üzerine kurulu. Sen bir problemi ancak bazı hipotezlerle çözebilirsin. Önce çok düzgün hipotez inşa etmen gerekiyor. Bizim temelde yetenekli olmamızın sebebi ya da bunu başarıyor olmamızın sebebi sanırım sadece Türkiye'den kaynaklanmıyor. Bizim yönetim şeklinde yani ürün yönetim şeklinde de böyle yaklaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Benim teorim böyle. O yüzden de senin benim gibi insanlar aslında Almanya'da çok daha rahat iş buluyor. Özellikle bizim domainde yani ödeme sistemleri bankacılıkta gerçekten çok az insan var. Yani bu konuda uzman olan, kartlı ödeme sistemlerinde uzman olan, insanların ödeme almasını sağlayan, ödeme yapmasını sağlayan sistemleri bilen insan sayısı az. O yüzden de böyle bir durumda avantajlarla geliyoruz gibi hissediyorum ben. Evet, çok doğru. Yani yoğun bir dönemden geçiyoruz. Sen evde çalışan bir baba, ben de evde iş arayan bir anne olarak aslında her şey çok da gülük gülistanlık değil. Üzerine evet. Bir de bunun senin bu hafta ehliyet alma maceran eklenince tadından yenmeyen bir durum haline geldi. Almanya'da ehliyet almak çok zor. Bununla ilgili de video çekersin muhtemelen. Evet, hatta evet. Benim de çok ihtiyacım var çünkü ben henüz almadım. O nedenle biz zorlu bir haftadan geçtik. Derslerdi, sınavdı vesaireydi, stresiydi derken neyse ki sonunda ne yaptın? Ehliyet aldım. Evet. Artık Almanya'da araba kullanabilirim. Bu gerçekten uzun ve meşakkatli bir süreçti. Ve masraflı. Biraz da masraflı. Bu hem masraflarını hem de bazı tiyolarına gireceğim bir video çekmek istiyorum. Herkes de merak ediyor Almanya'da nasıl ehliyet aldığımı. Bu konuyla ilgili çok yakında video gelecek. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, yine güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için değil de bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Evet, yine bu hafta sonunu beraber geçirdiğiniz için. Hoşçakalın. Görüşürüz.